Buradan Diyarbakır Şivesi'yle başkan değil de emmi nasılsın, iyi misin Diyarbakır Şivesi'yle? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Silava hevale bakın. Biz başkan değil de emmi demeyi daha çok tercih ederiz ona. Çünkü onun bir geçmişi var burayla. Diyarbakır'la bir geçmişi var. Bunu biliyoruz ve biz bunun bilincindeyiz. Tüm Türkiye bizi izlerken ulusal TV kanallarından sesimizi duyurmak bizim için ayrı bir onur. Teşekkür ediyorum. Büyük kurultayını tamamlayan ve Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Vatan Partisi'ne katılımlar artıyor. Vatandaşlar çözümün adresi olan Vatan Partisi'ne koşuyor. Haklarımızı sunmak istiyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Bize destek çıktınız, bizi yayına kabul ettiniz. Sizin Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın adına öncelikle diliyorum. Biz Diyarbakır işçileri greve gittik, iş bıraktık. Haklarımızı istiyoruz. Misalen biz 14 saat boyunca ayaktayız Sayın Başkanım. Ve sigortamız yok. Ve kimse bizi kaideye almıyor, kale almıyor. Kimse bizi savunmuyor. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, çıkış yolu programında Diyarbakırlı fırın emekçilerinin ve iş insanlarının petrol istasyonlarında yaşadığı sorunları dinledi. Fırın işçisi Mehmet Sadık Ezgi'nin Perinçek'e samimiyetinden dolayı emmi yani amca demesi de yüzleri güldürdü. Sayın Başkanım'la özellikle emmi demek istiyorum Başkanım'a. Emmime söylüyorum ki bizim sesimiz olur. Yukarıda Allah, aşağıda siz varsınız. Biz sizin sesiniziz, sizin yüreğiniziz, sizin eliniziz, ayağınızız, gözünüz, kulağınızız. Sizinle beraberiz, haklısınız. Sigorta talep ediyorsunuz. Onun dışında talebimiz nedir? Kamuoyu duysun diye soruyorum. Sayın Başkanım, biz 14 saat boyunca ayaktayız. Biz maaşlarımıza iyileştirmek istiyoruz. Yömiyelerimiz bizi kurtarmıyor. Bugün bir asgari ücret alan benim bir dişçi kardeşimle benim maaşım eşdeğer değil. O 8 saat çalışıyor, ben 14 saat çalışıyorum. Sabahın köründe kalkıyorum, akşamın köründe gidiyorum eve. Çocuğumla hasret gideremiyorum, evimde rahat oturamıyorum Sayın Başkanım. Perinçek, Vatan Partisi'nin çözüm için çalışmalara başladığını ifade etti. Fırınlar olmadığı zaman fırın sahibi de evine ekmek götüremez. İşçiler de, ustalar da evine ekmek götüremez. Burada herkesin menfaatini sağlayan ve birbirleriyle uyumlu hale getiren çözümler için Vatan Partisi çalışmalara başlamıştır. Çalışmaları yürüteceğiz ve en sonunda başarıya ulaşacağız. Sizin beraberliğiniz o başarının anahtarı oluyor. Benzin istasyonları mühürlenen iş insanı Mert Ali Öztürk de derdini Perinçek'e anlattı. Bizlerin benzin istasyonları aşağı yukarı 6 aydır 2000'e yakın istasyonumuz mühürlendi. 2000 istasyonumuz daha mühürlenecek. Yani Türkiye genelinde ortalama 4000'e yakın akaryakıt istasyonu kepenkleri kapatılarak, ışıkları söndürülerek mühürleniyor. Bizlerin mühürlenmesinin tek nedeni dağıtıcılardan almış olduğumuz akaryakıtların faturalarının sahte olduğu söyleniyor. Perinçek, mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet ve Enerji Bakanlığı ile görüşmeler yapacağını ifade etti. Sayın Perinçek, istasyonların mühürlenmesine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK, vergi denetim raporları çıktıktan sonra hiçbir mahkeme kararını beklemeden karar veriyor. Hizmeti ortadan kaldırıyorsunuz yani sonuç itibariyle. Diyelim vergi cezaları olur, şu olur, bu olur falan ama hizmet devam eder. Evet. Hukukçu olarak baktığım zaman ortada bir hizmet var. O hizmeti ortadan kaldıran yargı kararı olmaması lazım. En doğrusu mağduriyetlere yol açmamak için idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararları vermeleri ve evet, dava sonuçlanıncaya kadar mağduriyetlerin yaşanmaması. De biz de hem Adalet Bakanlığı ile konuşalım, hem Enerji Bakanlığı ile konuşalım. Ondan sonra ve arkadaşlarımızı da bilgilendirelim.